Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Aziz ve muhterem Müslümanlar, insanlarımızın benliğine düştüğümüz zamanda, nefsi nefsi dediği bu anlarda bu olayı anlatmak isterim ki biraz hiç olmazsa hayallerimizde bazı olaylarla beraber ne yapalım, kendimizi bir değerlendirmiş olalım ya. Yoksa herkesin derdi nefsi nefsi olmuş. Zevki zevki olmuş, zevkleri olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir misafiri geliyor. Geldiğinde buyuruyor ki peygamberimize, ya Resulallah açım, açım. Uzak yollardan geldim ve açım ya Resulallah. Tabi dedim ya anlattım ya. Hiç olmazsa belki hayallerimizde, düşüncelerimizde bir şey olsun, bir değerlendirme olsun ya. Yok nerede? Geçeceksin. Ondan sonra Efendimiz haber gönderiyor annelerimize. Evde ne varsa gönderin. Haber geliyor. Evde hiçbir şey yok. Maşallah. Bizim evleri değerli takip etse dahil maşallah. Bilmem herkes bilir. Yok ya Resulallah bir şey. Evde bulunacak. Ona ikram edebileceğimiz hiçbir şey yok. Özel bir şey aranmıyor. Ne varsa aranıyor. Sahabeden biri diyor ki ya Resulallah, ben diyor onu misafir edeyim. Ben onu misafir edeyim. Hemen hanımına haber gönderiyor. Ne var evde? Çocuklar için ayrılmış biraz un çorbası var. Onun dışında bir şeyimiz yok. Çocukları bir bahaneyle uyut. Resulullah'ın misafirini karşılayalım. Kandili diyor, yani bizim anlayacağımız ifade lambayı yani. O zaman şahı böyle değil de. Kandili söndür ki diyor. Onunla beraber yiyor gösterelim. Ona sunalım. Onunla beraber yiyor gösterelim. Mahcup olmasın. Öğün eve getiriyor onu. Ve bu şekilde misafire ikram ediyorlar. Sabah geldiğinde, namaza geldiklerinde Resulullah gülüyor. Buyuruyor ki Allah bu gecenize güldü. Bu halinize güldü. Taaccüp etti Rabbimiz. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Kendi ihtiyaçları olduğu halde, kendi sıkıntıları olduğu halde kardeşlerini düşünenler, Müslümanları düşünenler. Mevlamız buyuruyor. Aslında kendi ihtiyaçları var, kendi sıkıntıları var, kendi dertleri var. Ama onlar peygamber misafirin derdiyle dertleniyorlar. Kardeşlerin derdiyle dertleniyorlar. Din derdiyle dertleniyorlar. Hikayesini dinlemeniz bile hiç olmazsa yeterli olur inşallah. Ve ben yuka şu halefsi diyor. Hazreti Allah buyuruyor. Her kim kendini bırakıp gerçekten kardeşlerini düşünürse, bu güzelliği gösterirse, bu genişliği gösterirse, bu tatlılığı ortaya koyarsa, فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ diyor Hazreti Allah. Felaha kavuşanları ta kendilerdir onlar. Kurtuluş ererler bunlar. Yoksa tek derdin olmuş senin. Tek derdin var. Tek derdin nefsin. İncele göreceksin. Efendimiz Ruhi sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadüküm, sizden biriniz iman etmiş olmaz. Tabi orada şey yapıyorlar. Biraz yumuşak oluyor. Hakiki iman etmiş olmaz. Hiç olmaz öyle de. Ama ifadenin kendi öz manası bu. İman etmiş olmaz. Hatta yuhibbel yakî ma yuhibbül nefsi. Kendi nefsi için sevdiğini Müslüman kardeşi için sevmedikçe, kendine ait güzellikleri nasıl istiyorsa, Müslüman kardeşi için istemiyorsa hakiki iman sahibi olamaz de diyorlar. İfadenin öz manası iman etmiş olmaz. O yüzden herkes Allah rızası bir baksın kendine ya. Haline bir baksın, dertlerine bir baksın, hayatına bir baksın. Nerelere gidiyor, ne yapıyor? Kimlerin peşinde ne yapıyorsun? Gerçekten, hakikaten dertlerin de senin. Üzüntülerin de senin. Gittiğin yol neresi senin? Kimlerle beraber yürüyorsun? Dünyaya dalmış, ahiret unutmuş. İnsan gerçekten düşünmeli, dersler çıkartmalı. Yoksa
mahcup olmak var. Şimdi bu sahabeyle karşılaşacaksın. Şu anlattığımız sahabeyle. Şimdi bu sahabeye verilen cennetle, verilen makamla sana aynı makam verirse olur mu? Bu adalet olur mu adalet? Adalet olur mu ya? Rabbim adaletsizlik yapmaz. O yüzden bunları iyi düşünüp hakikaten nasıl yaşamamız gerekiyorsa o yaşantıyı yakalamamız lazım. Yoksa şeytan insanı kandırır ya Hazreti Allah. Öyle yavurur ennekum billahi yavurur. Hem de Allah'la kandırır. Der ki sana Rabbim bir şey yapar ya. Bir şey yapar. Rabbim adalet yapar. O yüzden ölçü neyse, ne bildiriyorsa onu yaşamak durumundayız. Yoksa kafana göre anlayış olmaz. Fermehaber.com